Teknofest'te Hürkuş eğitim uçağımız geldi buraya ama çok özel bir boyamayla geldi. Yanında Hürkuş'un Murat Özpala var. Test pilotu ve kolunda da ben gördüm. Şöyle bir Murat abi bir armayı gösterelim. 2000 saat. Havacılık için bu armalar çok motive ediyor personeli. Çok. Şimdi burada ben dün ilk seyredebildim. Hava durumundan dolayı ilk gün gösteriler olamadı. Gayet güzel. Ellerinize sağlık. Özel bir boyama. Bu boyamayı ne amaçla yaptırdınız? Biraz sizden dinleyelim. Evet dostum, Hürkuş ilk göz ağrımız, bizim için çok kıymetli. Bu gördüğünüz uçak da Hürkuş B serisinin ilk birinci prototipi. 2017'de yaptığımız 101 nolu ilk prototip. O yüzden bizim için çok kıymetli. Kuyruğundaki deneysel experimental yazısının da anlattığı o zaten. Biz Cumhuriyetimizin 100. yılını Hürkuş'la karşılamak adına Hürkuş'a bir 100. yıla özel bir Cumhuriyet boyası yapalım diye bir düşüncem vardı benim. Bundan yaklaşık 5 yıl önce tasarladığım bir şey. Benim kaskımda kullandığım bazı desenler var. Kendimce bir Hürkuş hayalim var. O hayalimdeki Hürkuş'u kaskıma yansıttığım gibi kasktaki desenlerle biraz oynayarak uçağın üzerine de aslında yansıtmaya çalıştım. Yani kendimce bir tasarım yaptım. Detaylarını anlatmak isterim uçak üzerinde. Tamamdır. Hem buradan anlatalım. Ben de bu sırada detayları da çekeyim. Buradan devam edelim. Üzerinde Hürkuş için yaptırdığınız, sizin de katkınız olan bir Hürkuş'un kuşu var. Değil mi? Evet. Başka neler var? Uçağın üzerinde aslında şuradan da göründüğü gibi benim kaskımın üzerinde de yer alan bir Anadolu kartalı var. Benim için özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin ifadesi olarak aynen. O kartalla birlikte bir de Hürkuş bir eğitim uçağı olarak tasarlandı ama daha sonra silahlı versiyonuna geçip onu silahlı olarak da geliştirdiğimiz için sadece özgürlüğü, bağımsızlığı temsil etmek yetmez. Bunun bir de gerektiğinde caydırıcılık ifade eden bir tarafı olmalı diyerek Anadolu Kartalı'nı akreple birleştirdim. Gerektiğinde sokmasını da bilir. O yüzden uçağın arkasında gördüğünüz akrebin kuyruğunu temsil eden, ön tarafta gördüğünüz kartalın kanatlarını temsil eden oklarla arkada akrebin kuyruğunu temsil eden okları birleştirdiğim bir tasarım oldu. Ve tabii ki her hava kuvvetleri uçağında olduğu gibi, TUSAŞ'ın yaptığı ürünlerde olduğu gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün de imzası eksik. Kesinlikle, çünkü aslında bütün bu işler İstikbal Göklerdedir'le başlayan, ta Türk Hava Kurumu'nun kuruluşundan başlayan Cevat Abbas Gürerler'le Atatürk'ün direktifiyle başlayan işler olduğu için biz onların ecdadın emanetleriyle yoğrulmuş, ecdadın emanetleriyle bir yerlere gelmiş nesiller olduğumuz için onlara borçlarımızı bu şekilde ödüyoruz. Elbette o imzanın da orada bulunması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi gelelim burada yaptığınız gösteri uçuşuna. Tabii ilk değil, sizin burada galiba üçüncü İstanbul için. Evet, üçüncü. İlk Teknofest'ten beri aslında İstanbul havaalanında yapılan ilk Teknofest'ten beri tamamına katıldım ben. Bu burada yaptığımız üçüncü gösteri benim için çok kıymetli çünkü hemen karşımızda Hava Harp Okulu var. 1989 yılında öğrencisi olduğum ve burada T-41 uçaklarıyla eğitim uçuşları yaptığım Hava Harp Okulu benim için 32 sene sonra Hürkuş'la gelip Hava Harp Okulu üzerinde gösteri uçmak bambaşka bir duygu. Harika bir şey. Kendi kanatlarımızla Harp Okulu'nun üzerinde uçuş. Aynen öyle. Peki bu uçuşla ilgili biraz detay alalım. Çünkü bunu niye sormak istiyorum? Siz daha önceden tabii simülatörde defalarca yapmanıza rağmen çalışıyorsunuz. Evet. O görüntüleri paylaşınca bir baktık. TCG Anadolu'nun üzerine şöyle bir touch and go. Evet. Ya bu biraz anlatın bunu. Hazır yakaladık sizi. Evet, TCG Anadolu çok kıymetli. Biz üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz. Ve donanmamız Osmanlı'dan itibaren hani Barbaros Hayrettinlerden, Piri Reislerden başlayan bir binlerce, yüzlerce yıllık bir donanma geleneği olan bir ülkeyiz. O donanmanın da en güçlü armadası olarak ortaya çıkan bir ürün aslında TCG Anadolu. Bu yüzden sahip olduğu teknik özelliklerden çok bu anlamı beni çok etkiliyor. O yüzden Türkiye'nin ilk yerli milli uçağıyla Türkiye'nin ilk amfibik çıkarma gemisi, uçak gemisi üzerine bir touch and go yapma hayali çok beni cezbetti. O hayali en azından simülatörde gerçekleştirebildim. Havelsan ekipleri sağ olsun Hürkuş simülatörüne bir sürpriz yapmışlar. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkınca 2 mil kuzeyde TCG Anadolu'yu yerleştirmişler. Görünce dayanamadım. Simülatörde bir taçango yaptım. İnşallah gerçeğini de yapmak nasip olur. Ama dün
TCG Anadolu üzerinden de çok güzel iki tane pasaj geçişim oldu. O görüntüleri seninle paylaşırım. Demek hazırlıklar başladı. Tabii merak edecek izleyicilerimiz, teknik olarak Hürkuş'un inişi, mühendislerimizin çalışması lazım belki, değişiklikler ama pilot bakış açısıyla, yani olur veya olmaz değil, hani ne olabilir, bununla ilgili böyle bir şansı olabilir mi? Evet, işin aslı şu: aslında biz bunu hem Hürkuş için hem Hürjet için çalıştık. Yani biz bunu deniz kuvvetlerimizle de müşterek toplantılarımızda oturduk, teknik olarak imkan dahilinde midir, nasıl yaparız diye, operasyonel konsept açısından ne olur diye. Ancak şöyle bir gerçek var, Hürkuş'un özellikle inişle ilgili bir sorunu olmaz. 230 metre civarında bir güvertesi var. 230 metre içerisinde Hürkuş'u bir takım özel iniş teknikleri... Kancayla belki de... Yok, kanca bile olmadan Hürkuş'u o mesafede durdurabiliriz aslında. Ama Hürkuş'u oradan kaldırmak için Hürkuş'u bir miktar hızlandıracak bir en azından bir elastik, bir bungee jumping gibi, hani bizim şimşek dronlarını, hedef dronlarımızı hızlandırdığımız bungee jumpingler. Yani şeydeki uçak gemilerindeki o katapult sistemlerine ihtiyaç yok. Yani hafif bir destekle biraz hızlandırıp 12 derecelik rampadan stall süratinin üzerinde bir süratle Hürkuş'un kalkabileceğini düşünüyorum. Şimdi biz TCG Anadolu'da Selçuk Bayraktar'a sormuştuk, İHA'lar nasıl kalkıyor? İşte burada da Murat Özpala'ya test pilotu olarak bunlar düşünülüyor. Artık yorum burada izleyicilerim. Tabii bunlar çalışılacak, bakılacak, oluyorsa olacak. Tabii bir kere operasyonel anlamda gereklilik olması lazım. Yani şimdi bu hani sırf yapmış olmak için yapılacak bir çalışma olamaz. Çünkü ciddi Ar-Ge faaliyeti, uçuş testi gerektiriyor, riskleri var. Yani öncelikle kullanıcının kuvvetin, deniz kuvvetlerinin, hava kuvvetlerinin bununla ilgili bir gereksinim ortaya koyması lazım. Bu gereksinim ortaya koyulursa bu uçak her yere iner, her yerden kalkar. Tabii merak ettiğimiz konulardan bir tanesi de artık bir ihracatı başlıyor. Hürkuş'un ilk teslimatlar, tabii ülke söyleriz söylemeyiz önemli değil. Ne durumdayız? Biraz da bu son gelişmeleri sizden dinleyelim. Hürkuş'un ihracatı bizi çok gururlandırıyor, çok onurlandırıyor. Harika bir duygu. Tabii kamuoyunda yanlış anlaşılan bir şey var. İşte hava kuvvetlerimiz neden envanterine hala almadı diye. Hava kuvvetlerimiz Hürkuş'u envanterine almadı çünkü Hürkuş'un ihracatına öncelik vermek istedi. Bunu veren, izin veren, söyleyen hava kuvvetleri. Tabii ki hava kuvvetlerimiz bizzat Hürkuş'un ihracatına öncelik verdiği için aslında TUSAŞ'a ve ülkeye bir fedakarlık yapmış oldu. Biz elimizdeki 15 adet Hürkuş B uçağını silahlandırarak bu uçaklara silahlı olarak ihtiyacı olan ülkelere veriyoruz. Ama hava kuvvetlerine bunun karşılığını Hürkuş 2 uçağıyla, çok detay vermeyeyim, çok sürpriz bir Hürkuş geliyor. Az kaldı. Hürkuş 2 uçağıyla hava kuvvetlerine bu fedakarlığının karşılığını vereceğiz. TUSAŞ bu aralar bizi fena alıştırdı. Hürjet uçuyor, Atak 2, Anka 3. Biz de şaşırdık hangisini haber yapacağımızı. Demek ki arkasına biz bir karavanın son vagon olarak takalım yeni Hürkuş'u. Bizler de meraklı. Muhtemel Temel Bey de ilerleyen günlerde detay verecektir diye tahmin ediyorum. Kesinlikle, mutlaka. Çok keyifli, çok keyifli günler yaşatacak bize, eminim. Hürjet'le, Milli Muharip'le elbette çok ciddi bir seviye atlıyor aslında TUSAŞ ve ülkemiz. Ama Hürkuş her zaman temeli oluşturacağı için, temel anlamında dünyanın birçok ülkesinin çok ciddi ihtiyaç duyduğu bir havacılık ürünü. Her şey buralardan başlıyor. Hürjet'e gidiyor, Milli Muharip'e gidiyor. Biz de bakalım merakla önümüzdeki günlerdeki gelişmeleri bekliyoruz. Çok çok teşekkürler, sağ olun. Bir test pilotu olarak 2000 saatiniz hayırlı uğurlu olsun. Emniyetle uçun, bol bol uçaklar yapın, ihraç edelim ki tecrübelerimizi farklı projelere aktarabilirim. Ağzınıza sağlık Murat abi, çok sağ olun. Tolgacığım, çok teşekkür ediyorum. Son sözümüz olsun, her zaman bununla bitiriyorum. Hür semalarımızla, hür kanatlarımızla. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi uçuşlar size, başarılar, emniyetli uçuşlar. Sağ ol dostum, teşekkür ediyorum.